Ne var? Ne oldu Yiğit? Selma bunu nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Hepsi senin yüzünden. Söylesene Yiğit, ne oldu? Şimdi ayağını kaldır. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi açabilirsin. Burası çok güzel. Beğendin mi? Beğenmek ne kelime, bayıldım. Niye geldik buraya? Kimin evi burası? Bizim evimiz. İkimizin evi. Nikah tarihimizi aldıktan sonra ikimiz için bu evi aldım. Sana sürpriz yapacaktım. Evlendikten sonra seni buraya getirmeyi planlamıştım. Ama olmadı. Sen o kazada ölümle pençe deşirken hayalimi gerçekleştiremedim diye kahroldun. Eğer sen hayata dönersen bu hayalimi gerçekleştireceğim diye söz verdim. Hiçbir şeyin bunu engellemesine izin vermeyeceğim. Ve işte buradayız. Her şey için çok geç artık. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Bırak Selma, ne saçmalıyorsun. Hiç iyi bakmamışsın bebeğimize. Bu raporda değerler hiç iyi değil. Bu nasıl olur? 6 haftalık bebek nasıl 12 haftalık görünür? Bu nasıl oldu, nasıl? Aşk olsun Selma. Hayatına daha fazla özen göstermelisin. Sen artık 2 canlısın. Karnındaki torunumu hiç mi düşünmüyorsun ha? Selma, bundan sonra saçma sapan işler peşinde koşacağına biraz bebeğimize dikkat etsen iyi olur. Hadi bir an evvel eve gidelim de Selma dinlensin. Ben de sana birkaç vitamin yazayım. İyi olur. Görüşürüz. İyi günler. Emel, bak eğer seni kırdıysam çok özür dilerim. Bak, biz bir hata yaptık. En iyisi bütün yaşananları unutmak olacak. Biliyorsun ben Melih'i çok seviyorum. Ve hiçbir şey bunu değiştiremez. Emel, bunlar sana geldi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sana da. Selim pişman oldu galiba. Salak Hüseyin'denmiş ya. Of! Ben Canan Hanım'la bir şey konuşmaya gelmiştim de o yüzden uğradım. Anladım. Hüseyin. Bana bak, sakın Zuhal annene bundan bahsetme ha. Bak başka şekilde anlaşılır ondan sonra. Yok usta, söylemem. Canan abla kartını dükkanda düşürmüş de Zuhal annem git ver dedi. Tamam, sen git hadi. Hüseyin. Bana bak. Sandığın gibi değil ha. Sadece konuşacağız Canan Hanım'la. Tamam usta.
Yani Yiğit bebeğin ondan olmadığını anladı sandım. Peki sence bu nasıl olur? Ben de anlamadım. Ama bu rapordaki oynama gösteriyor ki bu sırrı bizden başka bilen çok güçlü biri var. Ama kim? Evet. Bebeğin Yiğit'ten değil de Ercan'dan olduğunu başka kim bilebilir ki? Aysel. Siz ne sallanıyorsunuz hala? Hadi bir an evvel gidelim. Bize çektirdiklerinin bin beterini yaşatacağım onlara. Bize yaptıklarının hesabını verecek o Melih denen herif. Yiğit'in canı ne kadar yanarsa Melih'in de o kadar yanacak. Bu intikam oyunun daha sonra bana çok yardımcı olacak anne. İntikamımızı almalısın elbet. Ama çok dikkat et kendine oğlum. Göze batmamaya, dikkat çekmemeye çalış olur mu? Sen merak etme anne, ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Asya ile Yiğit birbirlerine çok aşıklar. Öyle ki Yiğit'in evli olması kâr etmemiş onlara. Hala birbirlerini deli gibi seviyorlar. Hele Asya'yı avucumun içine bir alayım. O zaman bitireceğim Yiğit'i. Benim çektiğim acıların kat be kat fazlasını çekecek. Peki planın nedir? Ne yapacaksın? Asya'yı bu eve getireceğim. Ne? Nasıl? Hem de tamamen kendi isteğiyle. Ama bu konuda senin yardımına ihtiyacım var. Çalışırken izlemek çok güzel. Yani çalışmanı bölmek istemiyorum ama... Ne yapayım, seni bir saat bile görmesem özlüyorum. Ben de seni. Ara vereyim o zaman, çaylarımızı içelim. Olur, gel. Keşke çayı meyve suyu bardağına koysaydım. Aa, o niye? Böylece bana daha çok vakit ayırırdım. Değil. Deliyim ben. Senin aşkından deliye dönmüş bir adam. Asya, yani duş alacaktın. Hadi ben alışveriş yapacağım, güzel bir sofra hazırlayacağım bize. Hadi sen duş al. Sana bir şey olmuş. Zümrüt, Yiğit nikahtan sonra otururuz diye küçük şirin bir ev almış. Orada öylece duruyor, bomboş. E bizim evimiz de çok şirin. Tamam, Yiğit kadar karizmatik değilim ama fena sayılmam yani. Aferin işte. Hep böyle. Artık üzülmek yok, tamam mı? Evde tembellik yok, kalk. Ben gidiyorum alışverişe, sen de duşa gir, hadi. Zümrüt. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Yanında olacağım. Canım. Hadi. Ya uzun zamandır adam gibi oturup konuşamadık. Haklısın, uğrayamadım sana. İyi ettin de geldim. Kahve? Olur, olur. Ne var ne yok anlat bakalım. Hem iyi hem kötü. Yani Asya'nın kazadan kurtulmasına, iyileşmesine sevindim. Ama sonuçta ayrıyız işte. Hastane durumlar nasıl peki? Babamla aramız biraz limoni.
Asya için hisseleri satmama çok bozuk. Aa, kime sattın? Hani şu beni yangından kurtaran adam var ya, Savaş Bey, o aldı. Vay be, adam tam bir kurtarıcı diyorsun yani. Ya öyle. Hatta bugün Asya'yı da kurtarıp evine götürmüş. Ne? Asya fenalaşınca güya ona yardım etmek istemiş. Güya? Yoksa sen kıskanıyor musun bu adamı? Hayır. Ama adamda beni rahatsız eden bir şeyler var. Tamam, kabul ediyorum. Sadece onu Asya'nın yanında görmeye dayanamıyorum. Şevki, ne bu suratın hali? Ya Canan, kartını bizim dükkanda düşürmüşsün. Zuhal de kartı bulmuş, Hüseyin'le buraya göndermiş. Ay, Hüseyin buraya mı geldi? Buraya geldi ya. Beni de gördü. Neyse, ben gideyim de konuşayım şununla. Şimdi başka şekilde anlaşılmasın. Tamam, tamam. Ver, ben giydireyim sana. Sağ ol. Dikkatli ol. Röntgenden sonra doktorunuzla tekrar görüşeceksiniz. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Bu salak Hüseyin'i arayıp teşekkür etmek lazım bir de. Emel, merhaba. Hüseyin, çiçekler için teşekkür ederim. Yok canım. Estağfurullah, teşekküre ne gerek var? İçimden geldim. Ama Hüseyin, bir daha böyle bir şey yapma. Yani sonuçta burası iş yeri. Hüseyin, senin sesin bir tuhaf geliyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Emel. Yok bir şey. Yok bir şey canım, iyiyim ben. Sana kolay gelsin canım. Tamam. Sana da. Hiç derdim yokmuş gibi bir de bu salakla uğraşıyorum ya. Benim Selim'i bir an önce Melek'ten soğutmam lazım. Ama nasıl? Sen nasıl istersen oğlum. Ben elimden geleni yaparım. Onlara acı çektirmek, işkence ettirmek için ne gerekiyorsa, ne lazımsa yaparım. O Melih benim gençliğimi aldı. En güzel anlarımı çaldı. Yanında kar kalmayacak. O zaman ilk hamleyi yapalım mı anne? Ne dersin ha? Yapalım. Murat, hemen bana arabayı hazırlatır mısın? Şu Asya'yı bir ziyaret edelim bakalım o zaman anne. Raporu. Kim bilebilir Selma'nın durumunu? Kürşat. Yoksa Kürşat mı? Hayırdır Ayşe? Yine gergin görünüyorsun bugün. Bana bak Kürşat. Yine ne işler çeviriyorsun ha? Bırak peşimi. Ne diyorsun Aysel? Ne saçmalıyorsun sen? Efendim Emel.
canım bir anda kalkıp gittin, iyi misin diye merak ettim. Ya canım kusura bakma, seni de orada bıraktım çıktım öyle ama gerçekten Selim'i görmeye tahammülüm yok. Biliyorum canım, biliyorum. Melek, bir an önce buluşup konuşmamız lazım. Sana söylemem gereken şeyler var. Sahildeyim, bekliyorum seni. Tamam, hemen geliyorum. Bakalım bu yeni hikayemi beğenecek misin Melek Hanım? Melek, çok üzgünüm ben. İnan bana böyle olsun istemezdim. Sevgilin nerede? Odanda mı? Ha? Lütfen böyle konuşma. Benim senden başka sevgilim yok. Yeter artık, bana daha fazla yalan söyleme. Ne yaptım be Selim? Hüseyin? Hayırdır Hüseyin, ne bu dalgınlık? Hiç dalmışım öyle. Canan'a kartı verdin mi? Hüseyin, akşama gözlemi var. Hadi sen de gel. Hatta ikimiz birlikte gidelim eve. Ya ben şimdi hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Aşk olsun Hüseyin ya, ne rahatsızlığı? Sen de ailemizin parçasısın artık. Hadi yürü, itiraz istemiyorum. Hadi yürü. Asya, sen daha hazırlanmadın mı? Hadi. Hadi her şeyi hazırlıyorum. Çabuk ol. Tamam, git sen gel. Bence sen savaş konusunu biraz abartıyorsun Yiğit. Sonuçta iyi niyetli biri gibi görünüyor, değil mi? Hem kendini de anlattın. Ya kaç defa adam size yardım etmiş. E kendisi de söylemiş. Asya'ya sonuçta yardım etmek için evini aldı. Bilmiyorum bakalım. Evet, öyle görünüyor. Ama bilmiyorum, içimde tuhaf bir his var, emin değilim. Neyse, ben de seninle birlikte çıkayım. Asya apar topar hastaneden çıktı, aklım onda kaldı. Gidip bir göreyim burada. Hadi o zaman. Bu havada burada. Ya hadi ne oldu, ne söyleyeceksin? Sen boş ver beni, çatlatma adamı. Ya nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama bunları bilmen gerekli. Ya Emel, çatlatmasana adamı, söyle Selim'le ilgili bir şey mi? Ya Selim seninle takıldığı her yere o kızı da götürüyormuş. Ya hani bir yerden bahsetmiştin ya, bir tepeden. Çok özelmiş sizin için. Hani ilk defa seni götürmüş oraya. İşte o kız da Selim'i orada gördü.
Bunu bize nasıl yapar? Her yere birlikte gidiyorlarmış. Herkes onları konuşuyor. Ha canımı böyle yakma, ne hakkı var ya? Madem o senin canını yakıyor, sen de yakacaksın. Ben bilmem ki öyle şey. Ya bilmeyecek ne var? Hayatında biri var gibi davranacaksın. Ne diyorsun? Ne işler çevirmişim ben? Kaç saattir neredesin sen? Nerede olacağım? Levent'in işinin peşinde koşturuyorum. Daha yeni geldim. Bana bak. Benimle oyun oynamıyorsun yani. Aysel. Canını kim bilir kim nasıl yaktı da benden biliyorsun bebeğim. Kes Kürşat. Zaten sinirim tepemde. Bir de seninle uğraşamam. Beni yalnız bırak. İyi. Nasıl istersen Aysel. Nasıl istersen. Kürşat değil. Peki kim o zaman? Mı gidip şimdi Zuhal'le konuşmasın? Zümrüt, bunlar benim için mi? İyileştiğin için o kadar mutluyum ki Asya. Sen benim can yoldaşımsın. Senin için hiç olmazsa Yiğit var. Benim için bir tek sen varsın. Eğer sana bir şey olmuş olsaydı ikinci kez öksüz kalırdım. Buna dayanamazdım. Ay kuzum benim. Zümrüt'üm. Benim de senden başka kimsem yok ki Zümrüt. Bir daha sakın Yiğit deme bunu. Sonuçta o evli. Biz artık tamamen koptuk birbirimizden. Asya çok gururlu bir Zümrüt. Sakın ameliyatı için hisselerimi sattığımı öğrenmesin. Bunu asla bilmemeli. Zümrüt. Ne oldu da aldın gittin? Asya bilmen gereken bir şey var. Ne? Hüseyin abi, Robert Taparos gitti biliyor musun? Hüseyin abi. Hı. Carlos da gitti diyorum. Niye yettin de geldin Hüseyin? Aynen ya. Hüseyin abi bize daha sık gelsene. Yakında akraba olacağız zaten. Ustam da geldi. Hüseyin abi. Sen iyi misin abi? Halin biraz durgun gözüküyor da. Yok iyiyim ben. Hoş bulduk. Şevki. Heh. Hüseyin de bugün bizimle yemekte. Ben de yardıma geleyim anne. Oğlum niye açmıyorsun lan telefonunu? Seni arıyorum. Şarjım bitmiş usta. Ondan. Bitir oğlum. Nasıl ya? Ya benim hayatımda biri yokken sevgilim varmış gibi davranamam ki. Ya ne var ki bunda? Gerçek değil sonuçta. Bir arkadaşını ayarlayacaksın. Senin sizi birlikte görse yeter. Yahu madem o senin canını yakıyor, sen de hiç acımadan onun canını yakabilmelisin. Kısasa kısas, neymiş görsün. Ya bilemedim şimdi ama. Hiç üzülme Melek. Selim bunu hak ediyor. Ona bir ders vermen en doğru. Ya tamam, çok teşekkür ederim geldiğin için. Aynı zamanda Selim'le ilgili bu şeyleri bana söylediğin için de çok sağ ol. Ya ne demek? Seni salak yerine koymalarına izin vermeyeceğim herhalde. Canım, benim halletmem gereken işler var. Ben gidiyorum şimdi. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Sen de.
Alo. Selim neredesin şu anda? İçim geçmiş odamda. Ay Selma, bu kadar sıkıntı varken nasıl uyuyabiliyorsun kızım sen? Aklına biri geldi mi? Kim biliyor olabilir sırrımızı? Sırrımız değil Selma Hanım. Senin sırrın. Senin saçma sapan sırların yüzünden başımıza gelmedik kalmadı. Bunu elbet bir gün biri öğrenecekti. Sen bunun ne kadar büyük tehlike olduğunun farkında mısın acaba? Farkındayım anne. Ama ben ne yaptıysam mecbur olduğum için yaptım. Keyfimden değil. Zaten kendimi berbat hissediyorum, bir de sen gelmiyor üstüme. Ben senden daha berbat bir haldeyim. Bu bebek benim dişimle tırnağımla kurduğum hayatı mahvedebilir. Her şeyimi kaybedebilirim. Senin yüzünden hayatımız mahvolabilir. Anne, yeter artık. Seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Dayanamıyorum buna. Başımıza çok büyük bir bela açılmadan bu bebekten kurtulmamız lazım ama nasıl? Hamilelik riskin var mı? Vereceğim ilaç hamilelerde düşük yapılmasına sebep oluyor da. Tabii ya. Kesin çözüm bu. Zümrüt konuşsana. Neymiş bilmediğim şeyler? Ya Asya aslında... kim ki ya bu şimdi? Bakarım ben. Dur sen yaz. Ameliyat olduğun yeri ben bakayım. Ay tamam Zümrüt. Hareket etmem lazım biraz. İyi tamam dikkat et. Yiğit. Biliyorum yine neden geldin diyeceksin ama dayanamadım merak ettim seni. Biraz içeri girebilir miyim? Peki. Nasıl istersen öyle olsun. Zaten bir hataydı. Bari arkadaşlığımız baki kalsın. Teşekkür ederim Emel. Ben de hep arkadaşın olarak kalmak istiyorum zaten. Öyleyim. Ne olursa olsun ben senin iyiliğini istiyorum. Çok sağ ol. Zaten beni düşünen bir sen kaldın artık. Ama üzüleceğini bile bile bunun için de sana dürüst olmak zorundayım. Anlamadım. Ya Selim, ben sana nasıl söylesem bilmiyorum. Melek birisiyle görüşmeye başlamış. Ya belki sana inadından yapıyordur ama çok samimilermiş. Hani o Asya'ya verdiği ilaç var ya, o ilaçtan bana da lazım. Ama bunlar kayıt dışı kalacak. Hiç kimse bilmeyecek, anlaşıldı mı? Şimdi git ilaç deposuna getir, hadi. Aysel Hanım, o çok özel bir ilaç. Sipariş üzerine ve sayıyla getiriyorlar hastaneye. Hemen anlarlar aldığımı. Ben böyle bir şey hayatta yapamam. Ne olur kusura bakmayın. Bana bak. Sen kime karşı çıkıyorsun ha? Hüseyin yesene. Ya neyin var senin? Geldiğinden beri çok durgunsun. İştahım yok Zuhal anne. Okulların Hakan arıyor. Ödev soracak galiba. Zuhal, yemeklerimizi yedik. Şimdi şu gözlemeyi yerken bir çay olsa iyi giderdi ha. Hadi bir çay koy da getir güzelim. Tamam. Hemen getiriyorum. Bana bak.
Bir şey deyip de Zuhal annenin kulağına kar suyu kaçırmadın inşallah. Yok usta, söylemedim bir şey. Oğlum bak, işgüzarlık edip de yok yere ortalığı velveleye verme ha. Sen ne anladıysan yanlış anladın. Hayırdır? Hüseyin neyi yanlış anlamış? Nasıl yapar ya? Melek başka biriyle nasıl görüşür? Bilerek yapıyor. Misilleme yapıyor aklınca. Dilim tamam kurudu öfkeden ya. Ben gidip büfeden su alacağım. Bir şey ister misin? Yok sağ ol. Şans benden yana. Seni bir gün görmesem özlüyorum. Şimdi yanından ayrıldım. Hala seni düşünüyorum. Mesajı yanlışlıkla sana göndermişim Melek. Özür dilerim. Bakalım buna ne diyeceksin Melek Hanım? Gerek yapıyor resmen ya. Görürsün sen Selim. Alo. Merhaba Tuna. Melek ben. Nasılsın? İyiyim ben de. Çok sağ ol. Tuna ya, ben senden bir şey rica edeceğim. Yiğit sen çayını şekerli içiyordun değil mi? Evet. Hay Allah ya, evde şeker kaldı. Bana bak. Benim kim olduğumu unutuyorsun galiba. Git o ilacı getir. Yoksa seni mahvederim. Tamam Aysel Hanım.
Selim, iyi misin? Hiç iyi değilim Emel. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum ya. Melek nasıl başka bir erkekle görüşür hemen? Pardon Selim. Efendim? Emel sen haklısın ya. Selim'in iyi bir derse ihtiyacı var. Bak şimdi, ben bir arkadaşımla konuştum. Biz sevgili rolü yapacağız, tamam mı? Senden tek bir isteğim var. Selim'i bizim olduğumuz yere getir. Tamam canım, sen hiç merak etme. Ha, tamam olur Melek'ciğim ama ya ben gelemeyebilirim. Size iyi eğlenceler. Melek mi? Ne diyor? Emel söyler misin, ne diyor? Ya bak üzülme ama. Emel söyle lütfen. Melek yeni sevgilisiyle bir kafede buluşacakmış. Beni de yanlarına çağırıyorlar. İnanmıyorum ya. Göstereceğim onlara. Hangi kafe? Emel söyler misin hangi kafedeler? Ya Emel söylesene nereye gidiyorlar? Asya söylesene. Neden gitmek istedin? Lütfen söyle. Benim için kolay mı sanıyorsun Yiğit? Seni her gün Selma'nın yanında görmek kolay mı? Dayanamıyorum artık buna. Yakında çocuğunuz da olacak. Bu yüzden gitmek istedim şehirden. Sana söyledim. Sen gidersen ben yaşayamam. Nefes alamam. Bari uzaktan görmeme izin versen. Ruhum bedenimle savaşıyor. Kalbim tenimle. Ben seni canımdan, kanımdan, beni ben yapan her zerremden daha çok seviyorum. Ne olur bir daha yapma bunu. Zuhur geldi herhalde. Geçmiş olsun. Sizi merak ettim. Şevki neyi yanlış anlamış? Ya yok işte bugün müşterinin bir tanesi arabasını getirmiş. Ondan sonra bizim Hüseyin de yanlış anlamış. Bütün motoru kurcala dur. Bütün gün kürek çektik anlayacağın. Aman olur öyle şeyler. Gel oğlum. Ya baba. Hı. Ablamla Hüseyin abi ne zaman evlenecek? Yakında evlenecekler oğlum. Yakında Hüseyin benim ikinci oğlum olacak. Değil mi lan? İnşallah usta. Emel de çok yoğun çalışıyor. Hazırlık yapmaya vakit bulamıyoruz. Bence düğün tarihini bir an önce belirleyelim. Evet, bence de çok iyi olur. E hadi gözlemeden alsanıza. Al bakalım. Oğlum. Sana da veriyorum. Alırım sana. Heh. Buyurun Aysel. Yalnız hamile birinin asla içmemesi gerek. Yoksa bebeğini düşürür. Buna bak. Sen de ayağını denk al. Kimse bilmeyecek bana bu ilacı verdiğini. Yoksa işinden olursun. Merak etmeyin Ersin Hanım. Hadi işin başına.
Bir ihtiyacınız olduğunda çekinmeden beni arayabilirsiniz. Çok düşüncelisiniz ama buna gerek yok. Çok sağ olun. Yiğit Bey, Asya Hanım'ı eve götürdüğüm zaman da böyle aşırı tepki gösterdiniz. Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer rahatsız ediyorsam lütfen çekinmeden söyleyin. Yok estağfurullah, rica ederim. Teşekkür ederim her şey için. Siz çok ince bir insansınız. Asım Bey. Kızım rahatsız ediyorum ama seni. Sıkışmasam kapına gelmezdim. Ama bu kirayla geçiniyorum. Durumum malum. Haklısınız. Ben de borçlandım. Alacaklar kapımda. Seni anlıyorum. Seni biliyorum. Ama bak kaç aylık kira birikti. Eğer ödeyemeyeceksen bari evden çık. Asım Bey. Gerçekten çok özür dilerim. Böyle olmasını ben de istemezdim. Ama bana biraz daha zaman verseniz. Maalesef kızım. Bıçak kemiğe dayandı bende de. Ya parayı bulur birikmiş borçlarını ödersin ya da derhal evi boşaltırsın. Üzgünüm. Tamam. Tamam halledeceğim. Kusura bakmayın. Selma Hanım'la boşandınız sanırım. Sürekli bu evde olduğunuza göre. Hayır, boşanmadım. Şaşırdım. Hamile kanınızdan çok Asya Hanım'la ilgileniyorsunuz. İlginç. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Herkes kendi işine baksın. Asya. Asya söylesene, ne oldu? Kapıya gelen kimdi? Seni böyle üzecek ne söylerim? Yok bir şey. Savaş Bey affedersiniz, sinirlerim bozuldu bu arada. Asya. Söylesene, ne oldu? Ev sahibi geldi. Birikmiş kira borcum vardı, onu istedi. Eğer vermezsem evden çıkaracakmış. Savaş Bey çok özür dilerim. Böyle bir şeye şahit olmanızı istemezdim. Benimle sevgili rolünü oynamayı kabul ettiğin için çok teşekkürler Tuna. Gerçi emin değilim hala iyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye ama. Erkeklere bazen müstahaktır böyle şeyler. Boş versin. Melek. Ne oluyor burada? Selim. Üzgünüm Selma. Bunu yapmak zorundayım. Bebeğe hoşça kal demenin vakti geldi. Melek kim bu herif? Senin bana bir şey sormaya hakkın yok senin. Öyle mi? Öyle. Melek benim sevgilim artık. Bunu rahat bırak, tamam mı? Ya Selim, Selim ne yapıyorsun? Yapma Selim! Karışma sen! Al oğlum. Teşekkürler.
Kaldır bir anneciğim. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Her şey için çok teşekkürler. Dur bekle, ben de seninle geleyim. Biraz yürüyüş yapayım. Yemeği fazla kaçırmışım da. Dur Şevki, yardım edeyim ben sana. Aa. Şevki, bu montun hali ne Allah aşkına ya? Nereye sürttün böyle? Of. Cebinde de bir şey var. Şevki. Canan'ın kredi kartının sende ne işi var? Kusura bakmayın. Ben ikinizin de buna şahit olmasını istemezdim. Takma kafana. Hallederiz. Hallederiz diye bir şey yok Yiğit. Ben hallederim. Bakarım başım çaresine. Asya, nasıl olacak? İşi de daha yeni bıraktın. İzin ver yardım edeyim sana. Asya Hanım, ben de elimden geleni yapmaya hazırım. Ne münasebet, burada ben varım. Size gerek yok. Yanlış anladınız. Benim demek istediğim şey başka. Ben sizin gibi Asya Hanım'a para teklif edip gururunu kıracak hadde sahip değilim. Asya Hanım, annemin sürekli bir bakıcıya ihtiyacı var. Size iş teklif ediyorum. Ona yoldaşlık ederseniz çok mutlu olurum. Ne dersiniz? Anneciğim, bak. Karnım iyice belirginleşmeye başlamış değil mi? Canım bebeğim benim. Seni şimdiden çok seviyorum. Sayende annen çok mutlu olacak. Sen, ben ve Yiğit bir aile olacağız. Bebeğim benim, seni çok seviyorum. Anneannesi. Bak gör. Torunun da seni çok sevecek. Sen de onu. Bayılacak sana. Peşinden hiç ayrılmayacak. Anneanne bize çok güzel bir meyve suyu getirmiş. İçelim mi bebeğim? Ellerine sağlık anneciğim. Bu arada bana kızgınsın biliyorum. Ama ben ve torunum seni çok seviyoruz. Bunu unutma. Ay, çok canım çekmişti.